Gülistan'ın 5 Ocak 2020 yılından içinde bulunduğumuz 5 Ocak 2024 yılına kadar yürütülen soruşturması kapsamında halen somut ve kayda değer herhangi bir gelişme sağlanamadı maalesef. Gülistan'ın kaybolmasına veya kaybedilmesine ilişkin soruşturma dosyası halen kayıp şahıs dosyası olarak işlem görüyor. Bizce bu dosyanın artık geldiğimiz aşama itibariyle kayıp şahıs dosyasından çok ötesini işaret eden bir dosya. Ailenin 4 yıldan beri sürdürmüş olduğu adalet mücadelesi geldiğimiz noktada halen bir karşılık bulabilmiş değil. Biz burada özellikle bir hususun altını vurgulamak istiyoruz. Devletin kendi vatandaşının can ve mal güvenliğini korumak ve sağlamak birinci dereceden görevi. Gülistan Doku özelinde baktığımız zaman devlet bu pozitif yükümlülüğünü, yani vatandaşının öncelikli olarak can güvenliğini sağlama noktasındaki yükümlülüğünü bugün itibariyle tam olarak yerine getirebildiğini söyleyemeyiz. Çünkü 4 yıldan beri devam eden süreç içerisinde dosya avukatlarının ve ailenin tüm taleplerine rağmen devletin ilgili birimlerinin adli ve idari yönden aileyi tatmin edici hiçbir açıklaması maalesef söz konusu değil. Ailenin burada birinci dereceden hakikaten dile getirdiği talebi son derece haklı. Güpegündüz gencecik bir kız, gencecik bir insan kayboluyor ya da kaybettiriliyor. Ve bu kaybedilmenin gerçekleştiği ortamda ya da yerde küçücük bir şehir ve gerçekten her tarafının da kameralarla izlendiği bir şehir. Böylesi bir olayda bir genç insanın, bir genç kadının nereye gittiğinin, başına neler geldiğinin, devletin sınırsız imkanlarına rağmen eğer ortaya konulamıyorsa hakikaten burada da ciddi bir sorundan da bahsetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz önce de söyledik. Aslında her ne kadar Gülistan Doku dosyası halihazırda kayıp şahıs dosyası olarak işlem görüyorsa da olayın ilk anda, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren biz soruşturma dosyasında yapılması gereken işlemlerle ilgili bir takım taleplerde bulunduk. Bunlardan en önemlilerinden biri olarak da dosyada şüpheli olarak soruşturulan kişinin evinde, aracında ve dijital materyalleri üzerinde incelemenin ve araştırmanın yapılması talebiydi. Maalesef bu talep zamanda gereği yerine getirilmedi. Daha çok kayıp şahıs olarak aranması üzerinde duruldu ve 6 ay süren bir çalışmayla Baraj Gölü'nde arama çalışmaları yürütüldü. Bu arada o süreç içerisinde toplanması gereken delillerin de birçoğu toplanamadı ve aradan geçen bu uzun zaman zarfında o soruşturmanın ilk aşamasında kolaylıkla elde edilebilecek deliller maalesef geldiğimiz aşamada artık temin edilmesi mümkün değil. Bu da tabii ki soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ciddi bir engel teşkil ediyor. Hem adaletin test edilmesi hem de maddi gerçeğin ortaya çıkarılması konusunda son derece sıkıntı yaratan bir durum. O aşamada bizim taleplerimiz, ailenin, avukatlarının talepleri şayet yerine getirmiş olsaydı daha sağlıklı bir soruşturma süreci yürütülecek ve bu noktada belki de bulunduğumuz an itibariyle Gülistan'ın akıbeti de ortaya çıkmış olabilecekti. Ama maalesef dediğimiz gibi soruşturma sürecinde de ilk andan itibaren bahsettiğimiz bu eksiklikler ve sıkıntılar dolayısıyla halen Gülistan'ın akıbetine ulaşılabilmiş değil. Ama biz artık gelinen bu aşamada, bu süreçte Gülistan'ın halen akıbetinin ortaya konulabilmesi, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması konusundaki taleplerimizi biz hem hukuk kurumu olarak hem de kurumlar adına tabii ki burada tekrar dile getiriyoruz. Gülistan'ı Dersim halkı olarak da, hukukçular olarak da bulunmasını istiyoruz. Akıbetinin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Ve devletin bunu ortaya çıkarabilecek imkanları var. Biz buna inanıyoruz. Ve bu noktadaki taleplerin bir an önce yerine getirilmesini istiyoruz. Soruşturma dosyasına yansıyan herhangi bir gelişme yok.
Olumlu olumsuz anlamda. Tabii ki yani valiliğin söz konusu demeci ve söylemi kendi tasarrufunda olan bir olaydır. Hani bizim ona ilişkin bir söylemimiz söz konusu değil. Ancak ailenin valilikle bir görüşmesi olmuş ve basına yansıyan söylemler üzerinden evet gereğin yapılacağı söylenmiş. Ama dediğim gibi bu aradan geçen zaman zarfında biz en azından adli yönden soruşturma dosyası açısından dosya yansıyan herhangi bir bilgi ve gelişmenin olmadığını söyleyebiliriz. Ortaya koyduğu o söylem üzerinden idari açıdan hani bir soruşturma yapmış mı ve idari yönden Gülistan'ın bulunması konusunda bir adım atmış mıdır? Hani o konu hakkında bizim bir bilgimiz yok. Hani idari yönden belki belli tasarruflar olmuştur. Ama biz o tasarruflara hani vakıf değiliz. Haliyle vakıf olmamız da hani çok mümkün değil. Dolayısıyla o konu hakkında aslında valiliğin olası gelişmelerle ilgili aileyi veya kamuoyunu bilgilendirmesi gerekir diye düşünüyoruz.